Bir oyunu yazıyorsunuz ama onu hayata geçirmek için sizinle beraber en az bir kişinin daha hayal kurması gerekiyor. Sami Berat Marçalı o hayali benimle beraber kurdu. O hayale Başak Kıvılcım Ertanoğlu ve Elif Ürse bütün açıklıklarıyla dahil oldular. Dilek Tora o hayalin sürüklenmesini hala devam ediyor, sağlıyor. Yani hani oyunla ilgili bütün gelişmeleri, girişimleri o yapıyor. Barış Gönenen başından beri oradaydı oyuncu olarak. Ve tabii ki o oyunu yazarken ben, Ayşegül Altınay, Aylin Alıveren, işte bir sürü insan çevremdeydi. Şeyi çok üstüne basarak söylemek istiyorum. Bir şey Derya da oradaydı. Tabii isimler hep tek tek geliyor. İsmini anmayı unuttuğum biri varsa lütfen beni affetsin ama insanların katkısıyla oluyor. Bir oyun yazarının tek başına oyun yazması çok mümkün değil. Neyden bahsediyorum? Tabii ki siz hikaye kuruyorsunuz vesaire ama çok etkileşimli bir iş. Çok etkileşim kurmanın gerektiği bir iş. O etkileşimi kurduğunuz insanların da yaklaşımı çok önemli oluyor ve sizin hayalinize inanmaları çok önemli oluyor. Ben bu anlamda çok şanslı biriyim. Kurduğum hayallere inanan insanlar hep buldum. Benimle Gelir Misin de böyle bir hayaldi. Ben en uzun sürede yazdığım oyun benim. 2 yıl sürdü oyunu yazmam. Çünkü oyunu izlediğiniz içeriği nedeniyle, yani spoiler vermeyelim ama sürekli bir değişim var. O değişimi de oyuna hep yansıtma isteğim olduğu için aslında hem bu kadar uzun sürdü hem de süreç o kadar uzun sürdü. Bir de iyi haber vereyim, benim için oldukça heyecan verici. Benimle Gelir Misin gelecek sene Schauspielhaus Stuttgart, yani Stuttgart Şehir Tiyatrosu prodüksiyonuyla Schauspielhaus Stuttgart'ta oynanacak. Bu da çok heyecan verici çünkü Schauspielhaus'un ilk defa Türkiye'den bir oyun yazarının oyununu oynuyor. Ben de çok mutluyum gerçekten. Onun heyecanını da yaşıyorum.